Olabilir. Nerede o? Şurada benim yanımda yatar. Tamam, tamam. Ona da baktım. İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi de depremle yerle bir oldu. Türkmenli Televizyonu'ndan siz değerli izleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum değerli izleyenlerimiz. Programa girişte de olduğu gibi onlar tek yürek oldu. Bizler de onlar gibi artık bundan sonra, bundan önce olduğu gibi de bundan sonra tek yüreğiz. Kalbimiz, dualarımız Türkiye ile, komşu ülke ile, ikinci vatanımız da atıyor değerli izleyenlerimiz. Tabii Türkiye'de meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden sonra Türkmenli Televizyonu durumu yakından takip ederken aynı zamanda Türkmenli bölgesinden de Türkiye'ye, komşu ülkeye, soydaşlarına, kardeşlerine de yardım eli uzanmaya devam ediyor. Tabii konuyla ilgili yine kıymetli misafirlerimiz var. Bizlerle birlikte Kerkük Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Ali Gülboy. Ali Bey, hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Ve aynı zamanda da Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Sevsen Abdülvahit Ceddu. Sevsen Hanım, siz de hoş geldiniz. Ve üçüncü misafirimiz ise Irak Türkmen Cephesi Teşkilat Sorumlusu Vefa Hüseyin. Vefa Hanım, siz de hoş geldiniz. Tabii Ali Bey, Ali Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Tabii 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldık. Çünkü gerçekten sarsıldık. Yani insanlık olarak da sarsıldık. Türkiye'nin o aramızdaki bağ dolayında da sarsıldık. Bir de üstü üstün gerçekten Irak'ta sarsıldı durumla ilgili. Öncelikle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bir defa başımız sağ olsun. Uzun ömürler kararlara, ölenlere geçmiş olsun. Allah affetsin. Tabi bilirsen bir büyük bir olaydır. Yani büyük olay, bu felaket yazık Türkiye. Yazık, bir daha tekrar diyelim, yazık. İşte Allah'ın bir emridir. Allah'a şükür gene Türkiye hala dimdik durar. Türkiye hala milletiyle, hala yüzüyle inşallah devamlı her zaman bizim her yerde Türkiye'miz baş üstündür. İnşallah bu felaket geçer. Türkiye'miz sağ olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun. Sevsen Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Tabii maalesef güne büyük bir depremle uyandık. Komşu ülke, soydaşlarımız, kardeşlerimiz maalesef büyük can kayıpları. Dahasında bugüne kadar da bilanço artıyor. Ancak mucizelerin de olması bir yandan o da bizi mutlu ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bir büyük bir faciaydı. Diğer şehirlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralarımıza acil şifalar. Allah da sabırlı verirse o kalanlara bir büyük faciaydı. Türkiye millet üstüne ki bizi bağlar onlardan. Dilimiz, kültürümüz özleriden, cani gevilden biz özleriden. İnşallah bu bir İbtilada Allah subhanahu wa ta'ala'dan onu geçirecekler, dimdik duracaktılar. Biz de özleriydi. Her zaman duamız enseleriydi. Vefa Hanım, aynı soruyu size de soracağım. Çünkü gerçekten hepimizi üzen bir olay, büyük bir afet. Son 100 yılın en büyük, 3. depremlerinden, en büyük olaylarından bir tanesi hatta. Tabii ki de durumu bizler de yakından takip ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Her şeyden önce söylüyorum, Türkiye milletine çok geçmiş olsun. Hepimizin de başı sağ olsun. Çünkü onlar da bizim bir kardeşimizdiler. O millet bize her zaman yakındı. Gerçekten bir büyük faciaydı. Yani sabah diskindiğimiz zaman yuxudan bunu eşittik. Çok üzüldük. Onların yani acısı bizim de acımızdı. İnşallah her zaman buradan duamız, rahmet ve mağfiret ölüleri için ve acil şifeler bütün yaralılar için. Evet. Sevgili Gülboy, tabii böyle olaylarda maalesef insan ister istemez etkileniyor ve elinden bir şey yapmak ister.
Her insan olduğu gibi. Kimisi bunu borç olarak görür, kimisi vefa borcu olarak görünür. Kimisi ise insanlık olarak durumu değerlendirip hemen yardıma koşmaya çalışır. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bizim Irak Türkmen Cebesi sağ olsun. İlk günden beri bize işte haber geldi. Hemen hemen işte başladık yardım toplamaya bütün yerlerden. Sivil toplumumuzda toplandı. İşte bizim çok bölgelerimizde, Türkiye'mizde, bilsen çok bölgelerimizden toplamaya çalışırız. Devamlı çalışacağız. Ve inşallah biz Türkiye'nin ardındayız. Türkiye'nin peşindeyiz. İnşallah son nefese kadar onların her şeyi biz ortağı olurdu. Ve inşallah devamlı biz şu an Öğretmenler Birliği'nde, Öğretmenler Birliği'nin kapısını açtık. Tabii yarın okullar açılacaktı. Oradan da inşallah başlarız daha toplum halde. Orada bir küçük yardımdı. Yani zaten Türkiye'miz bundan fazlası vefa borcumuz var. Yani bize Türkiye yaptığı vefa borcu tabii ona çok borçluyuz. İllerdi her olayımızda, Irak'ın bütün olayında her şey yanımızda durmuştu. Ve inşallah hiçbir bölge, hiçbir Türkmen eli, hiçbir yer kusur koymuyor. İnşallah da Irak Türkmen Cebesi şu ana kadar devamlı, devamlı her şeyin ardınca toplamakta hazırdı. Evet. Sevgili Ceddu, tabii siz de Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesisindesiniz. Ve bu durum gerçekleştikten sonra hemen Türkmen Sivil Toplum Örgütleri olarak hareketlendi. Ve tüm Türkmenili bölgesinden şu an bu dakikaya kadar, bu saate kadar Türkiye'ye, soydaşlarına, kardeşlerine hemen yardım elleri uzanmaya başladı. Şu an hangi aşamaya yetişmiş durumda? Tabii Irak Türkmen Cephesi her zaman bir logodu, bir markadı her yerde, Türkmen illerinde her zaman yardıma yakındı. Tabii bizim Türkmen Kadın Birliği'nde, eğer sivil toplumunda olsun, eğer Ali Hoca yanında olsun, her yerde bunlar hepsi el bir, gevül bir, hepsi bir gevülden çalışırlar, sivil toplumda yığıştırırlar. Irak Türkmen Cebesi zaten ulaştı, 10. tırımızda çıkırı, 10-11 affedesen tırımızda çıkırı, yardımlarda buluşurlar üzerinden, yetiştirirler Türkiye milletine. Onlar bizim kan kardeşimizler, vefa borcudu bize, bir insaniyetimiz her şeyden önceydi. Ki bir vefa borcudu çünkü Türkiye milleti, Türkiye hükümeti her yerde bizimle duruptular. Irak eğer olsun genelde özellikle Türkmenler için her yerde eğer oldu. Bu bilirsiniz geçenler 2003'ten bu yana da bizim olaylar oldu. Aynı zamanda DAEŞ terör oldu. Her zaman Türkiye bizimle yararlarımızdan her yerde bizimle duruptu. Bir yardımda çekilmeyipti. Evet. Her zaman bir olay olanda Irak'ta hemen bakar ilk kere eydi Irak Türkiye bayrağı kalkıptı orada. Eğer tike olsun, eğer olsun, afat olsun, eğer her yerde yardımlarda, Ramazanlarda, Kurban Bayramı'nda her zaman duruptu bizimle. İndi o zaman bizim üstümüze ne düşer? Vefa borcudu. Geri onun karşılığı verağın dergi de indi olsun zaten atife bir 10 gün 15 gün dursun. Yok bu devamlı bizim üstümüze de bir vacipti her Türkmanın üstüne ki birlikte milletimiz bir vacipti her zaman kalkar. Türkmen milleti xeyre yaxındı, vacibe yaxındı. İnşallah bunları devamlı biz yardımda bulunuruz özellikle. Evet. Vefa Hanım, siz de kadın teşkilatı sorumlusu olarak tabii ki de durumu yakından takip ediyorsunuz ve yani bulunduğunuz meclislerde genelde hanımlarla birlikte oturuyorsunuz ve durum değerlendirmesi yapıyorsunuz. Tabii ki de bu konuyla ilgili baktığımızda işte çocuklar da etkileniyor. Maalesef çocuklar da hayatını kaybetti, kadınlar da hayatını kaybetti. Çok. Meclislere oturduğunuz zaman şu yardım toplama konusunda bayanların, kadınların katılım oranı, desteğini nasıl görüyorsunuz? Tabii ki bizim Irak Türkmen Cebesi'nden bizim için resen haber geldi. Ondan sonra biz hemen bir toplantı yaptım. Öz kadromla, heyetimle. Toplantıda bir komisyon kurdum. O komisyon her üç taneden başladı. Onlara bir görev verdim. Buradan bütün destekler gelecekti kadınlardan. Bunlar hepsini vasıl diye, yani aldığı maddi bir şekilde yazılacaktı bu vasıllarda. Mesela bes maddi şeyler gelmedi bizim için. Bes para da geldi. Onlar aslında elbise geldi bizim için. Bataniyalar geldi bizim için. Yani tıbbi malzemeler geldi bizim için.
Fakat yani ben gördüm kadınlar elhamdülillah hiçbir kusur koymadılar. Çünkü biz buradan her vakit seslenelim kadınlara. Diyelim hiç demeyin erkeğimiz verdi cemaate ya bir yerde. Yok, siz de öz elinizden verin. Siz de burada öz üstünüze o üstünüze borcu ödeyin. Çünkü biz ne kadar yapsak Türkiye milleti için hele biz o borcu ödemeyiz. Vafa borcu. Yani bu vafa borcu yani ömür boyu bizim istimizdir. Onun için inşallah biz buradan da yani bir şeyimiz yardımımız ulaştı ve hele de biz kapımız açıktı. Sabah akşam devam ediyoruz. Kapını açmışız. Bütün kadınların desteğini bekliyoruz. İnşallah da kusur koymazlar ama ben bilirim de kadınlar her zaman yanındadılar. Her zaman destekleri vardı. Çünkü bu millet İslam milletidir de onlar arasında. İnsaniyet diye. Her şey bir yanda kalsın insaniyet diye. Her insan bir küçük şey eylik yaptığı zaman o ögüne gelir. İnsanı kurur. Her bir şeyden kurur özünü. İnşallah kusur koymarız. Şeyimiz de desteğimiz de her devamlıdır. İnşallah hepsi yetişir. Allah cemi'i ümmet Muhammed saklasın bu belelerden. Evet. Sevgili Gülboy aynı zamanda Öğretmenler Birliği Başkanı olarak da tabii ki de öğretmenler olarak da hocalar olarak da bununla ilgili toplantılar da düzenliyorsunuz. Neler konuşuluyor? Ne tür bir yardım da sağlanabilir hocalar olarak, öğretmenler olarak? Tabii ilk defa yani Türkiye'ye karşı Kerkük'te kan ağlıyorum. Yani Kerkük'te sanki Kerkük'te olmuş olay. O kadar ki üzüldük ki yani bu olay, bu felaket geldi tüm Türk milletinin başına. Yani sanki Kerkük'te de olmuş bu. O kadar ki biz oranın çektiğimiz şeylerini biz de çekiyoruz burada. Tabii biz Öğretmenler Birliği'nde kapımızı açtık. Aynen bir komisyon kurduk. Ve tahtil olduğu için bazı hocalar bilirsen tahtiller dönürler gelirler. Ve inşallah yarından beri mektep okullar açılır. Ona göre bir büyük destek inşallah toparlarız. İnşallah da devamlı zardındayız. Tabii bu yani bir şeyler var. Yani Rabbim ankaz altında kalanlara, darda kalanlara yardım olsun. İnşallah her şey geçer. İnşallah Türkiye'miz bir de dimdik yerinde durar. İşte bu bir üzüntüdür. Rabbiden gelmiş. İnşallah geçer Türkiye'miz her zaman Türkiye'de. Sevsen Hanım, tabii siz de Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu üyesi olarak ve aynı zamanda bir eğitimci olarak yani o şekilde hareket ediyorsunuz, adımlarınızı atıyorsunuz, durumu yakından da takip ediyorsunuz. Biz de Günde Türkmenleri Televizyonu olarak yapmış olduğumuz programlarda sorumlularla birlikte her zaman şunu dile getiriyoruz. Hangi aşamaya ulaşıldı? Şu an size de sormak istiyorum. Hangi aşamaya ulaşıldı? Biz eğitimci olarak bir komisyon kurduk binamızda. İşraf Terbevi'de. O da mübadaramız Nevarisil Khair yazdığı üzerine. O müfettişlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrenciler. Bilirsiniz de Ali Hoca dediği kimin tatildi. Onlar da çok bir iyi yardımda durdular müfettişlerimiz. Geldiler, öğretmenler geldiler. Ama indi de yarın da devam açılanda o da tabii daha ziyade eder. Bir iyi malzemeler getirdiler. Bataniyeler onlar yazmıştı. Tabii onlar hepsi yenge olarak dediğimizde. Maddi toplandı. Aynı manevide bataniyelerde, malzemelerde, gıdadı. Onlar hepsi toplandı. O da devam ederek. Zaten genel müdürümüz de dünen geldi. Aynı zamanda geldi. O da dedi buna devam ilavun. Buna mübadaramız Türkiye milleti için, Suriye milleti için. Onlar da aynı Müslümandılar. İki taraf için. O da biz de buna devam etmişiz. Ben Türkmen olarak tabii bizim Türkmen öğretmenlerimiz var, müfettişlerimiz var. Tabii onlar da hepsi bir elden, bir gönülden. Hepsi tabii insaniyet en üstede. Ona göre de aynı bir dil olduğumuza, bir dinde olduğumuza tabii Türkiye kardeşlerimize her zaman yakınlardadır. Çoğunun da hepsinin akrabaları da oradadır. Zaten Türkmen milletinde de burada da orada bir yaşayanlar da var. Onlar da başı sağ olsun. Burada Kerkük'ten insanlarımız şehit oldular. Burada onlara da diğer başları sağ olsun. Orada durduk da fethelerinde de durduk özleriyle. Aynen kan kardeşimizdir. Allah'tan dilerim bu bir ibtiladı en yakın zamanda bitsin. Durmuşluk yanlarında soğuktu da bilirsiniz. Havalar çok soğuktu, kardı. Onlar yazda kalıptılar. O zaman bunlara en çok malzemeler bataniyadı, kışlık asbablardılar. Bunlar elbiseler ulaşsa özlerine, gıda yetiş sözlerine o balalar, çocuklar hepsi yazdadılar. İnşallah bu bir yakın zamanda geçer ulaşsa özlerine kurtarırlar işte. Allah'tan da dilerim Allah rahmet için
Cemi Ümmet Muhammed'in üstüne. Vefa Hanım, tabii bu deprem olduktan sonra yani kadınlar da çocuklar da ister istemez etkilendiler. Ve bir kadın olarak her zaman olaya farklı bir bakış açısı olur. Bir duygusu daha fazla bir duygusallık olur işin içerisinde. Şimdi bu destek konusunda Türkmeneli bölgesinden bahsedecek olursak katılım oranını nasıl buldunuz? Yani sadece Kerkük değil biz genel olarak konuşacak olursak bütün Türkmeneli bölgesinden kadınlar olarak yani sizler sonuçta kadın teşkilat sorumlusu olarak katılım oranını nasıl buldunuz? Vallahi her yerde yani ben baktım Erbil'de, Duzda, Musul'da, Bağdat'ta, Kifri'de kadın teşkilatı aynen bizim kimin yapıyor. Destekleri devamladı. Hı hı. Ve görün de sosyal medyada bunlar hepsimiz birbirimizden yani mütabaa ediyoruz. Gerçekten onların da çok yardımı var, desteği vardı. Aynı bizim kimin çabalılar. Aynen bir komisyon kurublar. Aynen destekleri alırlar. Oradan da hepsini birbirine toparlar, yollarlar Türkiye milleti için. Hı. Onun arasında da bir gün akşam biz kadınlardan bir araya geldik. Orada da aynen seslendim bütün kadınlara. Dedim elinizden verin. Elinizden versağız daha güzel olur. Çünkü her insan eliyden o xeyri yaptıysa özünün önüne gelir. Yani beklemeyiz biz ölenden sonra uşağımız, o bir kimsemiz o xeyri kalksın. Yok, indi biz hayattayız öz elimizden yapalım bir işi. Onun için oradan da seslendim bütün kadınlara. 2 saat önce kadınlar da anıydım. Hepimiz bir araya geldik. Seslendim dedim bizim gene de kapımız açıktı. Destek biz kesmeyin. Bu ay mesela maaş aldınız bunca verdiniz. İndi gelecekte bir de maaş alsız bir de getirin. İnşallah biz bunda bir sürü bir de yapacağız bu şeyler destekleri. İnşallah hiç kusur koymayacağız bu milletten. Aynı dediğim gibi insani bir işti. İnsani bir işte her İslam'ın başındadır. Geri bunu etsin. Evet. Hocam tabii bu büyük depremin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Ve bütün ekipler olsun, TİKA olsun, AFAD olsun, TSK olsun herkes seferber olmuş durumda. Eğitime de ara verildi 20 Şubat'a kadar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii. Bilirsen yani Türkiye'nin 10 ilinde, 10 memleketinde bu olay olmuş. Yani 10 memleketten alarsa her birisinin nüfusu 1-2 milyon olursa bir 40 milyonun başına gelmiş. 60 milyonun başına gelmiş. Tabi bunların tabi öğrencileri var. Tabi bunların da okuduğu öğrenciler de başka memlekette de var. Tabi onların taziyesi var. Tabi onların yaralıları var. O tahtilden sonra bence bir olay verecek yani. Türkiye bir onay verecek. Bu senenin onayla bitirecek. Yani bu olduğu felaket çok büyük bir felaket. Yani bilirsen Türkiye'nin yüzünden yüzüne bu şey etti, tesir etti. Yani hepsine etkiledi. Tabii bilirsen yani öğrenci de böyle durumda ne anlayacak, ne edecek ki? Tabii en iyi bir şeydi onay yapmak. Türkiye'nin bilgisizliği bir şeydi. İnşallah geçer de. Türkiye'miz şu an yastadı. İnşallah bu yastan da çıkar. Dindik durar. İşte zaten bileceksin oradaki öğrenciler de yani bak yani sen bak Türkiye'nin tüm genelinde alarsa on memleketinde devam olmasa, okul olmasa kalanında olacak olmayacaktı. Tabi evet. Beraber geri her senesi olsun. Allah yardımcılar olsun. İnşallah Türkiye'nin yanındayız. Son nefese kadar yanındayız. Türkiye'miz Türkiye'de. Unutulmaz bir ana yurdudur. Hı hı. Allah saklasın daim Türkiye başımıza eksik etmesin. Sevsen hocam, aynı sorunun benzerini size soracağım. Çünkü kritik bir dönem ve biliyorsunuz geçmişte bir koronavirüs vardı. Şimdi ardından böyle bir durumla karşı karşıya olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Eminiz ki hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Çok büyük bir devletten bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Eminim ki bunu da hemen atlatacaktır. Ancak bazı sıkıntılar da çıkabilir. Yani evet. Özellikle de öğrenciler için. Nasıl atlatabilir Türkiye Cumhuriyeti bunu? Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi. 1939'dan beri bu olaylar olmayıptı. Yani 185 ildi bir böyle deprem olmayıptı. Zaten bunu da, o da çok bir büyük faciaydı. Hı hı. O zaman Türkiye'de her yerinde olsa genelde hepsi Türkiye'ye o bir tesir edecekti. Ona göre eğitim olmaz bir memleket, bir şey bölgede olsun bir bölgede olmasın. O zaman dönecekler hepsi online'e dönecekti. Dönendeler tabii onun korona virüsünde o zaman en iyi online yapan, uzaktan eğitim yapan
Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Hı hı. Onlar bunlar alıptılar planlarını. Her zaman karşı planlar için plan hazırlayıptılar. Eğer olsun deprem oğlu, eğer olur sel oğlu, eğer olur böyle bu viruslar geldik bir şey gelir onun yani önce alıptılar bunun bir planını. Ona göre yani eminim inşallah Türkiye Cumhuriyeti duracaktı ayakta buna karşı iyi bir davranacaktı. Zaten onu da her çıkmakta Sayın Tayyip Erdoğan onu diri, diri dimdik duracak. Biz en yakın zamanda biz yardımcıyız milletimize, millet Türk milleti daimen güclüdür. Daimen memleketini sevendir, torpağını, vatanını seven bir millettir. O zaman inşallah, inşallah Allah da tabii o memleketini seven Allah yardımcı olur özüne. İki dimdik duracaktı. Biz de hakkımız diyelim, dil, din, bir irk, hakkımız birik, kan kardeşik. Aynı zamanda onun eğitimimiz, hepsi, tekafatımız biz özleriyle beraber o zaman bütün Türkmen yerleri her zaman biz Türkiye'den güvenlik. Türkiye'nin tarih boyunca biz eğer Oğuzlar olsalar, Selçuklar olsalar, hepsi olsalar, Osmanlılar bir büyük tarihimiz var. O zaman hep duracaktı dimdik. İnşallah da Allah yardımcıları olun. Evet. Vefa Hanım, tabii kritik bir dönem. Şimdi bu yardımlara baktığımız zaman, yani battaniye yardımı yapılıyor, evet çocuk bezleri yapıyor, evet mamalar mama yardımında bulunuyor. Ancak sizce bu yardımlar yeterli mi? Yoksa bundan daha fazlası gerekir mi? Yok, tabii ki yeterli değil. Biz buradan daha diyoruz. Hala daha fazlaya ihtiyaclar var. Daha fazla desteğe ihtiyaclar vardı. Bir iş yani bu destekler ulaştığı zaman tabii orada hepsi kullanılır bitirir. Yani biz geri hele biz bunlar için hele de desteği yol yağın. Kadınları için, çocukları için inşallah da buradan her seslenem kadınlara hedirem. Yani her insan nece kadın uşağı var ise evde desteğe ihtiyacı var ise indi orada da analar ihtiyacları vardı bu malzemelere. Onun için inşallah biz kusur koymarız. Biz hele de yani devamlıdır bu bizim desteğimiz. Durmayacağız burada inşallah. Biz Türkiye'nin yanındayız. Hiçbir zaman özümüz çekmeyeceğiz. Çünkü onlar bizim kardeşimizdiler. İslam milletidiler. İnşallah geçecekti bir işler. Her insan başına her şey gelecekti bu hayatta. İnşallah Allah da yardımcı olur. Her insana. Bu facia gelende insanın başına bili insan yani ne kadar duran özü için, duran var özü için yan durmayan var özü için. İndi bunda bilin ne bu millet görecekti. Hangi bölgeler, hangi memleketler duracak özleri için. Bu da bizim vefa borcumuzdu. İnşallah duracak özlerdi. Evet. Peki Ali Gülboy Hocam, şimdi yarından itibaren okullar da açılacak dediniz. Bu durum yani sizce bize, bizim öğrencilerine ne kadar etkiler? Bunun üstünden nasıl kalkılabilir? Tabii ben konuştum bir dayadan, dedim sana Kerkük'e, tüm Kerkük'ün milletine tesir etti bu. Sanki bizde olmuş bu. O mazel de yani indesene bu yani şeyimizde var. Kerkük olduğu içindeki millet günü gününde gündemleri takiptedir. Bilirsen yani sen bir memleketin başına bir felaket geldiği zaman tabi onun soydaşlarının da başına gelmiş. Bizim öğrenciler, öğretmenler işte yarın okula başlayacaklar. İşte inşallah kader imkan ne olursa biz yardımda bulunuruz. Yani bir şeyimiz yoktu daha fazla Türkiye'ye. Yani bence elimizde olsa özümüz gider var. Yani yol açarlarsa bizim için belki buradan gençlerimiz toplanır, bütün gider yardım orada. Okullar açılı inşallah Türkiye'mizin de başından geçer. Her şey biter. İşte bu felaket Türk milletinin başına geldi. Gerek bütün Türk milleti bunların yanında olsun. Evet. Sevsen Hanım, tabii Irak Türkmen Cephesi siyasi büro üyesi ve aynı zamanda bir eğitimci olarak durumu yakından takip ediyorsunuz. Ali Hoca'nın dediğinden yola çıkaraktan, gerçi biz burada program yaptığımız zamanlar, hep sorduğumuz sorulara baktığımız zaman yardım sadece maddi olarak değil, bazen bir ekibin de olması gerekir. Böyle bir düşünce var mı? Böyle bir planlar var mı? Ki biz bunu hep soruyoruz. Düşünceler var, planlar var. Ancak durumun merkezi hükümette, iki hükümet arasında yani ortaklaşa bir şekilde anlaşılması gerekir konusunda cevaplar aldık. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii
O bir şeyler oğlu, bir yardımcılar oğlu tabii hükümet, Irak hükümetinden de. O da durup da aynen kimim devlet için. Eğer olsun Suriye, eğer olsun Türkiye. O da olur da bir seslenirler, bir yardım yapırlar. İyiydi. Zaten Türkiye sadece Türkmenlere yardımda bulunmaz. Irak Cumhuriyeti'ne her yerde yardımda durup da. Eğer olsun bu DAEŞ olanda 5 devlete, 5 muhafazaya özü yardımda bulunurdu özleriden. Eğer olsun Ambar'da, Diyale'de, Salahaddin'de, Musul'da, Musul'un indi kimdi temirine kalkan? Zaten Türkiye milletiydi. O zaman her şey yardım olacak, Türkiye hükümetinde gelende olacaktı. Biz de Irak Türkmen cephesi özellikle biz de durmuşuq Türkiye milletiyden. Bu bir. İkinci olsun eğitimcilerimize yine devam açılanda eğitimcilerimiz, müfettişlerimiz bunların üstünde ne olacaktı? O öğrencilere bir konuşmak olur, bir konu olur ki onlar sanki bilsiler, anlaslar deprem olanda nece bunları koruyacak, ne yapacaklar ki bilsiler. İyiydi Allah etmezsen olsa eğer Kerkük'te aynı zamanda olur ders için dersen ne yapacaklar. Onun tabii hepsi bunlar bir güzel bir konu olacaktı, bir güzel konuşma olacaktı. Eğer ülkelerden, müdürlerimizden yapılacak sözleri için. Bu bir toplantı, bunlar anlatacaklar. Her öğretmen girende sınıfa o 5 dakika demişik ona dili tevhiye yomiye eydi günlük onları anladılar. Deprem nerede, nece şeydeler özlerini korurlar, ne deller yaparlar ki hatta olur da bilgiler olsun. Tabii sağ olsun Türkmeneli televizyonu hiç kusur koymuyordu, görseler nece koruyacaklar, ne olacak depremler görse anladılar. O çocuklarımız hepsi yaşlılar indi o günü. Ay evlerde velilerde kusur koymuyorlar, onlardan da görüşecek ki anlatsalar özlerini bilsiler, bilgiler olsun. Eğer çocuktan olsun bir yüge kadar bunlar sınıfta olanlar, talebelerimiz hepsi bilse depremlenece özlerini koruyacaklar. Allah etmesin eğer olsa. İnşallah da Allah'tan dileriz. Allah hepsini saklasın. Vefa Hanım, aynı soruyu size de sormak istiyorum. Tabii kadın teşkilatı sorumlusu olarak yapılan toplantılarda bu konuyla ilgili kesinlikle konuşulacaktı. Yani durum bir de birazcık da olsun psikolojik yönü de var. Yani özellikle öğrencilerin, küçük yaştaki çocukların. Bugün sosyal medya çok kullanılıyor. Ve sosyal medyada baktığımız zaman çeşitli yazılar, binlerce videolar, belki milyonlarca videolar var. Psikolojik olarak da toparlanmak çok önemlidir. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki biz buradan gene kadınları bir araya getirelim. Seminerler yapılsın kadınlar için. O kadınlara bir nesihat diye yani bir diyağın özlerine ki çocuklarını evde ne şekil yani bunları alıştırsılar, bir İraq olsun, bir deprem olanda, bir belə beşerin başına bir belə olay gelen de ne şekil özünü kurusun. Özü bilsen, kadınlar her vaxt yani duygulu olurlar, çok farklı. Yani erkekten daha fazla ben diyelim duygulu olurlar. Onun için inşallah biz seminerler hazır olu, bir yaxında kadınları aynen bir araya getiririk. Bunları hepsini anladarıq kadınlara, ne görevleri nədir evde, necə çocuklarını alıştırsılar. Bir belə insanın başına bir belə gələndə inşallah da gelmez. Hepimiz Allah'tan yani dua edərik insanın başına bu işleri gelmesin. Ola el mümini mübteli, biz bunlar bir ibtilədir Allah yolu gözlər ki, özləri mümin insan olduqlarına. Biz hiç demərik bu bir fələk şeydi başlarına gəlib bir quba diye mesela. Yox biz deyərik bu bir ibtilədir. Allah her vaxt mümin insanın başına ibtilə gətirir. Bu bir imtihandır insan için. Bu imtihandan ne şekil çıxacaqdılar? Her insan için de imtihandır. Mənim için, sənin için imtihandır. Ne şekil kardeşime yardım edəcəksən bir belə olay olanda? Onun için bunları hepsini anlatacağız kadınlara inşallah. Kusur koymayacağız bu nesihətlerde kadınları için. Evet. Sevgili bir Gülboy, yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Tabii benim buradan bir çağrım var bütün okullarımıza, bütün Türkmen okullarına, bütün Kerkük'teki okullarına. Yarın okul açılır. Bir saygı duruşu, bir Fatiha, sabah 8'de bütün müdürler, bütün müfettişler, bütün öğretmenler o saygı duruşunda olmaları lazım. İnşallah biz de katılırız o saygı duruşuna. Buradan hepsine seslenirim. Bütün idareye, bütün okullarımıza, bütün müfettişlerimiz de evde kalmasın. Tümü geçin okullara, o saygı duruşuna. Bütün müdürler saygı duruşu yapsın. Irak bayrağının altında bütün şehitler için bir Fatiha surasıyla bunlara bir saygı duruşu göstermemiz lazım. Bu bir noktada. İkinci, buradan biz hala devam ediyoruz. Biz Türkiye'nin hala
felaketinin peşindeyiz. Hala inşallah Türkiye dimdik durana kadar biz o yardımdayız. Ne şekil olursa olsun ta sonuna kadar. Bütün Türkmen elinden, her yerden hiç kimse millet kusur koymasın. Kader imkan kimin var ise yardım kesmesin. Tabi buradan Türkiye bitirene kadar bu felaketi. Ve inşallah biter, geçer de bütün şeylerine Allah affetsin. Bütün yaralılara şifa acil olsun inşallah. Başınız sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Sevsen Hanım, son olarak neler ekleyeceksiniz? Tabi buradan aynı zamanda sesleniriz. Hepsi öğretmenlerimiz, öğrencilere, Türkmen milletine hepsine sesleniriz. Yarın tabi davamı açılacak. Aynı zamanda diyeceğiz saygı duruşturulacaklar. Fatiha okunacak şehitlerimizin, bütün şehitlerin ruhuna. Suriye'de oldukları, Türkiye'de oldukları. Aynı zamanda biz devam, bu işte devam, hiç durmazlar. Atifa olmasın 10 gün, 15 gün. Devam etsin bir sürü olsun. Yani olsun, ne güzel olsa eğer her okulda, eğer her indi bir kadınlar birliğinde olsun, her yerde olsun, buna gelseler bir sandık etsinler. Sandık etsin, o orada her nence, her gevlerine ne çıktı, ona koysar bu devamlı ay bir ay, 15 günde bir bunlar hapse toplansın, verilsin. Tabi Irak Türkmen cephesi daima biz demişiz her zaman duruptu. Yanlara Türkmeniyeli bölgelerinin hepsinin yanında her zaman duruptu. O da destek yollarına ki hepimiz yardımcı olağın, durmayağın ve yardımda buna kardeşlerimiz bir facia ederler, geri durağın. O bilmeyerek insanlar bir gün onların başına geldi, yarın olabilir bizim başımızdan. Ancak hayattayız. Her insan bilmez ölene kadar ne geldi başına. O zaman gerek bir vefa borcumuz olsun. Buna daima diyoruz vacip üstümüze. Yani şimdi biz bunu her zamandır bir vacipti. Her insanın üstüne gelsin, yardımda bulunsun. Türkiye milleti için, Türkiye hükümeti için. Niçin bir vefa borcudur, geri verağın özünü indi. Vefa Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben de buradan seslenen bütün kadınlara deyirəm, Irak Türkmen cəbhəsi, qadın təşkilatı, qapsa açıqdır, səbbəh axşam, dəstəyimizə ehtiyacımız vardı. Türk millətinin dəstəyə ehtiyacı vardı. Heç gəl qalmağın, həmən-həmən gəlin, bir küçük də dəstək olsa, biz məmnunuq sizdən. İnşallah biz bu bütün öllərinə, Türkiyə millətinin öllüsünə rəhmət və məğfirət deyilərik və yararlarına da acil şifalar. İnşallah geçəcəkdir, hepimizin də başı sağ olsun. İnşallah daha görmərik bu günləri. Çok teşekkür ederim. Hepinize. Değerli izleyenlerimiz, Türkiye Deprem özel programının şimdilik sonuna geldik. Bundan sonraki dakikalarda, saatlerde Türkmeneli Televizyonu'nda haber bültenleri ve programlar tüm hızıyla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Şehirde çok sayıda binada hasar gördü. İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi de depremle yerle bir oldu. Umutlandıran gelişmenin ardından ekiplerden iyi haber de geldi. Başınız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar dileriz.